Çocuk istismarı ülkemizde yaygın olarak görülüyor. Kütahya Barosu Kadın ve Çocuk Hakları Komisyonu Başkanı Avukat Esin Özak Sezengöz, çocuk ihmal ve istismar konulu panelde çocuğa yönelik istismar ve çocukta bıraktığı etkiler hakkında açıklamalarda bulundu. İstismar ve ihmali çocukların anne babaları gibi onlara bakıp gözetmekle yetkili olan kişiler. Ege Kadın Buluşması ve Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Tavşanlı Şubesi işbirliğinde çocuk ihmal ve istismarı konulu panel düzenlendi. Yardım ve bildirim yükümlülüğünün yerine getirilmemesi çocuğun ölmesine neden olursa eğer bu durumda ceza ağırlaştırılacaktır. Panele Baro Başkanı Avukat Ahmet Atam, Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Zeliha Aksaz Şahbaz, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Tavşanlı Şube Başkanı Nefis Alper Türk Atalay ve çok sayıda davetli katıldı. Anne baba arasındaki şiddete müdahale etmek isterken zarar görebilir. Panele konuşmacı olarak katılan Kütahya Barosu Kadın ve Çocuk Hakları Komisyonu Başkanı Avukat Esin Özak Sezengöz, çocuğa yönelik ihmal ve istismar, istismarın önlenebilme yolları hakkında konuştu, çocuk ihmalini tanımladı. Çocuk ihmali, çocuğun beslenme, barınma, korunma, sevilme gibi temel fiziksel ve duygusal gereksinimlerinin karşılanmamasıdır. Çocuklar sadece aileleri tarafından değil, onlara karşı yükümlülükleri bulunan ilgili kurumlar veya devlet tarafından da ihmal edilebilirler. Çocuk ihmali örnekleri, çocukların bakım ve beslenme gereksinimlerinin yeterince karşılanmaması, çocuklara gerekli tıbbi müdahalelerin yapılmaması, çocukların tek başına bırakılması, okula göndermeme gibi karşımıza çıkabilir. Çocuğun ihmalinin genellikle anne ve babanın bilgi eksikliğinden kaynaklandığını söyleyen Sezengöz, ihmalin sistematik hale gelmesinin istismar eylemlerinde beraberinde getireceğini kaydetti. Yardım ve bildirim yükümlülüğünün yerine getirilmemesi çocuğun ölmesine neden olursa eğer, bu durumda ceza ağırlaştırılacaktır. Çocuğun ihmali genellikle anne babanın bilgi eksikliği neticesinden kaynaklanmaktadır. İhmal sistematik hal aldığında beraberinde istismar eylemleri de birlikte görülmektedir. Çocuklara yönelik cinsel istismarın ülkemizde çok yaygın görüldüğünü belirten Sezengöz şunları söyledi. Cinsel istismar konusunda pek çok toplumsal ön yargı söz konusudur. Bu ön yargılar bazen istismarcının kimliğine aittir. Özellikle bir babanın kızını taciz edilebileceği fikri toplum tarafından yadsınmaktadır. Avukat Esin Özak Sezengöz, cinsel istismarın çocuklar üzerindeki olumsuz etkilerinden de bahsetti. Gerilim, korku, çöküntü, düşük özsaygı, sırt tutma hakkında endişesizlik, aşırı seviyede başkalarını memnun etme çabası şeklinde ortaya çıkmaktadır. Fiziksel yan etkileri ise üreme organlarında yaramalar, yaralanmalar, istenmeyen hamilelikler, zührevi hastalıklar, iştah kaybı, uyku bozuklukları ve uyurken altın ıslatmadır. Zihinsel olarak etkileri ise kısalmış dikkat süreleri ve yoğunlaşma problemleri şeklinde almaktadır.